Merhabalar değerli satranç severler. Bugün 2009 senesinde oynadığım Turbo Grandmaster turnuva serisinin 8. turuyla devam ediyoruz. Bu artık turnuvanın son günü. Sabah erken uyandık. Bildiğiniz gibi bir tur önce turnuvada sonuncu giden Uluslararası Usta Naç Hezeci'ye kaybetmiştim. Ve şimdi hala bugün 1,5 puan çıkarmam gerekiyor. Ve ilk rakibim de 2579 reytinge sahip. O zamanlar Sırp milli takımı adına oynayan, şu anda artık Türk milli takımı adına oynayan Dragan Şolak rakibim. Ve Dragan'ın öyle benim muhtemelen sempati duyuyordu Grandmaster normal almama, ama çok da umurunda olduğunu zannetmiyorum. O kendi deneylerini yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla beni yenmek istediği bir parti ve bakalım nasıl başlamış oyun. Dragan C4 hamlesini tercih etti. C4'de o zamanlarki default açılışım. Otomatik olarak her şeyi Şahin'te oynuyordum. Ve at V6 ile devam ettim. At C3, G6, E4 ve zorla beni Şahin'te açılışına sokuyor. Ama zaten ben de dünden lazım Şahin'te oynamayı. D4 fil G7, at F3, rok, fil E2, E5 ve burada Dragan biliyorsunuz İspanyollara karşı da fil alır C6 yapar. Burada açıkçası pek de beklemediğim bir şey olan D alır E5 hamlesini yaptı. Ve D alır E5, vezir D8, kale D8'den sonra şimdi bu pozisyonda bu meşhur oyun sonuna girdim. Ve benim şimdi bu pozisyonla alakalı bir sürü tecrübem var. Bu zamana kadar, yani 2009 senesinde bu parti oynanana kadarki tecrübelerim genelde olumlu yönde oldu. Yani genelde siyahlarla belki bir iki tane berabere kaldım, ama çoğu zaman kendinden düşük reyting rakiplerimi yenmeyi başardım. Daha yüksek reytingli oyuncular da pek bana karşı bu açılışı tercih etmediler. Çünkü biliyorsunuzdur bu açılışın beraber olmak gibi bir ünü var. Şimdi kale D8 hamlesinden sonra burada tabii ki standart hamle fil G5 ve ben burada en sevdiğim at BD7 hamlesini oynadım. Ki burada kale E8 hamlesinin yanlış hatırlamıyorsam en iyi, en hızlı beraber yapan hamle olduğu söylenir durur. Ben bunu hiçbir zaman sevmedim. Daha çok kazan şanslarım olsun diye. Yani Dragan'la oynuyor olmak tabii ki hani zor bir şey, ama belli olmaz. Belki tam olarak bilmediği bir konu denk gelebilir. Gerçi şimdi böyle söylerken şunu da hatırladım. Mesela Dragan'ın o zamanlar böyle koşula karşı oynadığı partiler vardı. Burada gizli gizli o yüzden kazanabileceğimi de ümit ediyordum siyah taşlarla. Fil G5 oynayınca o yüzden kendi standart hamlemi at BD'ye diye devam ettim tabii ki. Uzun rok atınca da burada kale F8. Kale F8 hamlesi at D5 hamlesini engellemek için 3 aşağı 5 yukarı zorunlu bir hamle. Bu varyanta giriyorsunuz eğer. Şimdi at D5 oynayınca burada at E4 hamlesi aldım. Dediğim gibi burada amaç kazanmak. Kazanmak için bu riskli varyantı oynamaya karar verdim. Çünkü burada bir sürü partim var C6 oynayarak devam ettiğim. Hem benim hem de bir sürü ustanın bir sürü partisi var. Bu da çok önemli devam yollarından bir tanesi tabii ki. Ama dediğim gibi bu parti eğer kazanırsam bir sonraki parti beyaz saçlarla bir hamle tekrar bulmam yeterli olacak. O yüzden de şimdi böyle riskli bir şeye girmekten korkmuyorum. Aslında düşününce çok da mantıklı bir şey değil. Yani neden böyle riskli bir şey tercih ettim? Dragan'ın da bunları bildiğini varsayarsak, bunları bildiğini derken burada fil G5 hamlesine karşı o gece oturup neden oyunu kaybettiğimi, 7. turu neden kaybettiğimi düşüneceğimi, muhtemelen bütün gece oturup bu varyantı çalışmam gerekecekti. Çalışmalıydım. Yani bu durumda kale E8 hamlesini çalışmalıydım. Ve en rahat beraber yapan bu varyantı öğrendikten sonra hızlıca beraber yapmaya çalışmalıydım herhalde. Ama dediğim gibi gözüm dönmüştü. Pek sağlıklı düşündüğümü de söyleyemeyeceğim. At D5 oynayınca buradaki en riskli varyantlardan bir tanesi olan at E4 hamlesini yaptım. Ve burada işte at E7 şah, ondan sonra at C8 ile alakalı böyle koca koca teoriler var. Ki hani onlara şimdi pek girmek istemiyorum. Zaten konumuz da bu değil. Burada önemli olan konuları nasıl devam ettiği, neler düşündüğümü anlatmak diye düşünüyorum. Yani başıma gelenleri anlatmak niyetindeyim burada. Yoksa bilgisayar analizleriyle sizi şişirmek istemiyorum açıkçası. O yüzden at E4 riski hamlesi. Bu da bir dönemler oynanan devam yollarından bir tanesiydi. Ama burada Dragan file 3 oynayınca burada o kadar da iyi durumda olmadığımı fark ettim şimdi. Çünkü C6 hamlesini at E7 şah at C8 üzerine oynayamıyorum. Ki bu durumda da mesela at E7 şah çektiği zaman şah E8, at C8 aldığı zaman şimdi gördüğünüz gibi C8'deki atı alamıyorum hemen. Çünkü at C8 aldığım zaman o da D7'yi alıyor. Eğer kale C8 alırsam kale alır D7'den sonra taş kaybediyorum.
Ama buradaki espri bu at E7 şah E8 at C8 aldığı zaman burada yanlış hatırlamıyorsam eğer at G5 hamlesiyle devam etmek önce. At G5'i at G5 aldığı zaman şimdi burada önce at C5 kaçıyoruz. Ve E7 istekte eğer böyle kaçarsa şimdi burada fil F6 mesela çifte vuruş sayesinde G5'teki taşı geri alıyor. Bu en basit varyantlardan bir tanesi hatırladım. Yani mesela şu da o kadar parlak değil. Mesela önce bunu alayım. Sonra at D5 oynayayım derseniz burada mesela önce fil G5 ya sonra sizin de F2'niz boşta kalacak ki mesela şah B1 oynarsanız önce C6 bile çok ciddi bir seçenek. Yani F2'yi almadan önce C6 bile oynayabilirim ki direkt F2'yi almanın da çok bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Bu sebeplerden ötürü bu garip varyant oynadım ama Dragan da burada benden daha hazır bu pozisyonlara belli ki. Bu at D5'i at E4 oynayınca, file E3 hamlesi oynayınca burada teoremin bittiğini hatırlıyorum. Ve yapacak bir şey yok. Şimdi kale E8 oynayamıyorum. At C7 BNL var. O yüzden mecbur at C5 oynayarak C7'deki piyonu geri vermek zorunda kaldım ama bir kuvvetli daha hamle geldi Dragan'a at D2 ile. Şimdi B6 oynayarak C5'i savunmaya çalışıyorum. Yapacak çok daha iyi bir şey bulamadım açıkçası. At E4, at E4. Önce fil F3 oynayarak E4'teki taşa saldırdım. Fil F5, G4 yüzünden düşünmedim bile açıkçası. F5 oynamak zorundayım. Fil alır E4, F alır E4'ten sonra at C7 alınca. Şimdi gördüğünüz gibi merkezde bir duble piyonum var. Belki çok zayıf değil bu duble piyonlar ama yine de beyazların özellikle vezir kanadında bariz bir üstünlüğü var şimdi. Yani bu durumu oynarken tahmin edeceğiniz gibi hiç memnun değildim ve hani bu çok enteresan açılış uzam. Gördüğünüz gibi şu anda o kadar da iyi bir sonuç vermedi. Kale B8 oynadık. Kalemi kaçmak zorundaydım. B3. Bu da yani bundan çok emin değilim. Bu güvenli bir hamle yapıyor Dragan ama ne kadar doğru emin değilim. Ben de fil F5 oynayarak hiç değilse taşlarımı geliştiririm. Evet durum o kadar parlak değil ama benim konumda bazı avantajları var. Onları da unutmamak lazım. İki fil avantajım var mesela. Ondan sonra hani merkeze konum açıldığı zaman belki bazı şanslarım olabilir. Ya da mesela at D5 oynandığı zaman her zaman B5 oynayarak mesela at D5 gibi hamleleri hemen ya da ileride B5 oynayarak D5'teki atın durumunu bozmaya çalışabilirim. Durum parlak değil ama kayıp değil. Yapmam gereken şey savaşmak ve hani o dönemlerde şu andakinden çok daha iyi savaştığımı söyleyebilirim. Ve fil F5 oynayınca Dragan H3 oynayarak duruma göre G4 oynamak istedi. Şu anda E4 piyonuna kolay kolay saldırmadan lütfen dikkat edin. G4 hamlesine de tabii ki H5 oynayarak izin vermiyorum. Dragan kale HG1 oynayarak ısrar edince H4 oynayarak bu tehdidini engelledim. Şimdi fil G5 hamlesi gibi bir şey yaparsa çok korkmuyorum. Çünkü onun da her zaman F2'de piyonları boşta kalacak. Ki bu durumda fil G5'e fil F6'da oynayabilirim. Çünkü mesela fil G5 fil F6'dan sonra bunlar değişildikten sonra F2 piyon da enteresan bir şekilde zayıf. At D5, kale F7 mesela. Ve şimdi tehdit file E6 oynayarak basmak. Sonra bir daha basmak. Yani F piyon da gördüğünüz gibi ciddi bir saldırı altında kalabilir. Bu sebepten ötürü Dragan H4 oyuncu A4 oynayarak önce B5'i kontrol etmek istedi. Şah H7. F2'nin en önemli hedefi olduğundan bahsetmiştim biraz önce. F2'yi tutan tek taşı da doğal olarak kaldırmak istiyorum tahtadan. At D5 oyunu Dragan. Kale F7. Önce 7. sırayı kontrol ediyorum. Duruma göre kalelerin F hattında yapacağı dubleyi hazırlıyorum. Benim için oynanabilecek daha iyi bir yer yok. Beyazların vezir kanadına nasıl ilerleyeceğimi bir taraftan bakarken ben de kendi karşı oyunumu yaratmak istiyorum. Ve bu filleri normal şartlarda iki file sahipken tabii ki filleri değişmek istemem ama şimdi bu fil özellikle benim bütün karşı oyunumu bitirdiği için bunu kesip F2'ye saldırmak şu anda benim görebildiğim kadar tek seçeneğim. Yani karşı oyunu yaratmak adına tek seçeneğim. O yüzden bunu değişmek için değişmek benim planımın bir parçası olacak ileride. Kale D2 oynayınca fil H6. Dediğim gibi hemen bu filleri değişmek istiyorum. Fil H6 aldı Dragan. Şah H6 alınca at C3 geldi. Hemen zayıf piyona saldırmak istiyor haklı olarak. G5 oynadım. Piyonlarımı filmle ayrı renklerde tutmak istiyorum. Tabii ki bu da çok doğal. Ve kale AF8 hamlesini hazırlıyorum. Yani bu G5'in özel olarak bir esprisi var mıydı onu hatırlayamıyorum açıkçası ama yine de hani bu G5 hamlesini tercih ettim. Kale D6 oynayınca şah H7'ye geri gitmişim. Kale E1 oynayarak E4'ü saldırınca ben de F hattından karşı oyun yaratmaya karar verdim. Ve burada Dragan'dan yanlış hatırlamıyorsam evet bu durumda çok enteresan bir kalite fedası geldi. Burada tabii ki böyle oynaması daha doğal olanı. At alır E4 alması. Fil E4, kale E4. Ondan sonra ben kale alır F2 yapacağım. O bunu aldığı zaman kale G2 oynayacağım. Ve mesela kale E7 şah çektiği zaman şimdi böyle geleceğim. Benim de kale F1 hamlesiyle mat istediğimi unutmayın. Ve o yüzden çok da
sağlam bir mat istemiyorum. Gerçi kalede bir var ama yani karşı oyun yaratmak istemiyorum, unutmayın. Mesela şöyle bir şey yaparsa çift soru çektirelim. Burada sanki hemen kazanıyormuşum gibi gözüküyor. Çünkü kale devri, şah devri, G4'ten sonra H4, H3 ve tehdit H2 ve kale devri şah beze çıkmamı engelleyemiyor. Yani benim de karşı oyunum olur eğer kalem ikinci sıraya girmeye başarırsa. Bu sebepten ötürü Dragan burada çok daha kuvvetli gözüken bir şey yaptı. Kale alır E4 aldı. Şimdi ben oyundan sonra tabii ki Dragan'la konuşmuştuk. Neyse hani onlara daha sonra değineceğim. Kale E4 aldığı zaman şimdi burada fil alır E4 yaptım. Ve Dragan at E4 aldı. Şimdi buradaki mantığı basit. G5 piyonu aşırı zayıf. Eğer bunu böyle kale G7 gibi bir hamleyi tutmak zorunda kalırsam at F6'da yani bir sürü şey yapabilir. Basit C3 oynayacak. Şahı E3'e getirecek. Zaten vezir kanında piyon fazlası var. Asla ve asla şah kanında bir şey yapamıyorum. Kalelerim hiçbir işe yaramayacak. Ama burada oyundan sonra Dragan'ın bana söylediği şey burada benim de ona kalite fedası yapabileceğimi unuttuğu yöndeydi. Burada dedi ki bana ben senin kale alır F2 yapacağını görmedim. Gerçi çok doğal bir hamle yani ne yapmamı beklediğini de bilmiyorum. Yani böyle oynarsam tekrar ediyorum mesela kale G diye. Önce basit C3 tek açık at onun kontrolü altında G5 noktasını hep savunmak zorundayım. Beyaz şah önce C3'e gidebilir. B4 şah mesela buraya kadar girmeye bile çalışabilir. Ve bunu nasıl engelleyeceğimi inanın göremiyorum. Çünkü hiçbir karşı oyun gözükmüyor ufukta. Bu sebeplerden ötürü burada at E4 olunca kale F2 çok doğal bir karşı fed hamlesi. Şimdi artık at G5 o kadar etkili değil. Şah E8, şah G8 bütün hepsi çok doğal hamleler ve özellikle ikinci yataydaki kalem bana bu zayıf şahı yani beyazların da şahın zayıf olabileceğini hatırlatıyorum ona ve kolay kolay konumunu ilerletemiyor. Bu sebepten ötürü bunu geri almak zorunda kaldı tabii ki at F2 hamlesiyle. Kale F2 oynayınca burada kale D2 oynadı. Ve burası da işte biraz önce hani Dragan'la ne konuştuğumuzu partiden sonra söylemek için güzel bir yerdi. Burada kale F1 şah çektim. Burada Dragan kale D1 oynayınca kale F2 oynadım hızlıca. Kale D2, kale F1 ile burada hamle tekrar yaptık ve oyun berabere bitti. Ve partiden sonra Dragan pek çoğunuzun tanıdığını sanmıyorum ama yani korkunç tatlı bir insandır. İnanılmaz iyi niyetli, çok sevdiğim bir adamdır. Ve burada da hani benim daha iyi satranç oynamamadığım bana burada neden hesaplamadığımı bu işte oyun sonuna girişim falan hani onları anlatmayı onların hesabını sormuştu partiden sonra. Bunları hesaplamıyorsun böyle iyi oyuncu olamazsın falan. O zamanlar çok umursamamıştım ama şimdi ne demek istediğini daha iyi anlıyorum. Çünkü işte böyle bu hesaplardan kaça kaça zaten şu anda işte bu kadar reyting kaybetmiş haldeyim ama şunu geri dönmek gerekirse burada da hakikaten de verdiğim karar hani o zamanlarda en azından el yordamıyla da olsa burada bu kaleleri kesmek kötü. Çünkü pardon kale D2 oynadıktan sonra yani bu şekilde bile olsa kaleleri kestiğim zaman uzak geçer yaratacak ve bu yaratacağı uzak geçer. B4 C5 hamlesi de benim E5 piyonumdan çok daha tehlikeli olacak gibi hissediyorum. Gerçi şimdi düşününce bazı detaylar da varmış. Mesela hakikaten de hesaplanmaya değer şeyler. Ben bunu bilgisayarda daha önce analiz etmiştim. Buraya eşit diyordu ama kale devri, şah devri sadece benim için tehlikeli olur gibi hissettim. Ve diğer taraftan da burada yapacağım berabereyle yani burada zaten zor bir durumdan çıkmıştım hatırlayacaksınız. Burada yapacağım berabereyle en azından son tur kazanmam halinde normal olacak hale geldim ki bu da beni en azından beyaz taşlarla oynamayı bu ne olduğu belirsiz durumu kazanmaya çalışmaktansa diğer vezirlerin tahtta olduğu ki vezir olduğumu herkes biliyor. Vezirlerin tahtta olduğu bir konumu oynamayı tercih ettim beyaz taşlarla. Ve burada bu tekrarla berabere yaptık. Benim adıma dediğim gibi çok zor bir partiydi. Şu yüzden yani bir anda hani bir önceki turda biliyorsunuz aldığım mağlubiyet yüzünden şimdi artık işler çok daha zorlaşmıştı. Ve burada bu partiyi en azından savaşabildiğim için şimdi artık kendime tekrar son bir şans daha yarattım büyük usta olmak adına. O yüzden burada bu Dragan'ın bu benim karşı kalite felası yapabileceğimi düşünememesi sayesinde burada ekstradan bir yarım puan kazandım gibi hissediyorum. Bu durumda beyazlar birazcık daha iyi olsa gerek ama aslına bakarsanız ne kadar olduğunu onun çok da emin değilim. Çünkü burada eğer bu E4 ile alakalı bir şeyler yapmazsa siyah basitçe fil G6 oynadıktan sonra F2 piyonun tutması aşırı zorlaşacak beyazların. Ben siyahların yeterince karşı olduğunu, oyun olduğunu düşünüyorum ama yine de bu pozisyonda beyazlar en azından daha önceden çok daha iyi pozisyondaydı. Fırsatlar kaçırdığına eminim. Ama yine de bu yaptığı hata sayesinde en azından son tura kaldık ve bakalım son turda
Rakibimiz Misha Pop ve o da Grandmaster Normal'a gidiyor. Onun berabere ihtiyacı var Grandmaster Normal olmak için. Benim ise galibiyete ihtiyacım var. Dolayısıyla o son turda görmeye alıştığımız meşhur usta beraberlerinden de yapamıyoruz ki zaten bu turnuvada beraber yapmak da yasak, onu da unutmamak lazım. O yüzden şimdi son tura kazanmak zorunda olduğumuz bir oyunla çıkacağız ve son turda çok uzakta değil. Sabah turu bitti. Öğleden sonra saat 3'te, 3 gibi ya da 4 gibi tam hatırlayamıyorum kaçta başladığımızı. Ama o saatlerde 1-2 saat içinde yani son tura çıkıp büyük usta normal için savaşacağız. Bakalım neler olacak. Herkese teşekkür ederim seyrettiği için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.